Müslüman bir kere ruhen Ramazan'a hazır olursa, o zaman o Ramazan lezzet verir, bu tür sorular gündeme gelmez. Abuk subuk bunun gibi bir sürü sorular var, bunların hepsi ortadan kalkar. Manen insan Ramazan'a hazırlıklı değilse, ittirmeyle kaktırmayla oruç tutuyorsa bu adam, böyle sorular çıkar. Bunun gibi bir sürü daha var yani. Hocam sigara içsem oruç bozulur mu? Ha bunu soran adam oruç tutsa ne, tutmasa ne? Hocam sigara tuman ya, tuman mideme gitmiyor bilmem ne, içsem ne olur, orucumu bozar mı gibi soru soruyor adam. Şimdi bu adam ruhen Ramazan'a hazırlanmamış. Adamın ruhu başka yerlerde. Kendisini zorla sanki ite ite atmışlar Ramazan'ın içerisine. Cebren, hileyle, böyle kırbaçla, tüfekle, tabanca zoruyla adamı zorla oruç tutuyorlar sanki. Kaytarmak için bahane arıyor adam. Bunu, hocam şekersiz sakız çiğnesem oruç bozulur mu? Ne çiğnersen çiğnesen. Sen bitirmişsin kafada orucu zaten. Kafada orucu çiğnemişsin zaten. Bunu ciddi ciddi soruyorsa bu orucu çiğniyor, çiğnemeye başlamış. Birazdan şişirip patlatacak onu, balon yapacak orucu yani. Bitmiş onun kafası. Ruhen oruca hazır değiliz. Ruhen oruç yok. Ruhen bir insan oruca hazırlıklı olursa o insan ben oruçluyum arkadaş, ben gıybet etmeyeceğim diyecek. Bak ruhen hazırlandığın zaman hayata girecek o. Ben oruçluyum, ben yalan konuşmam. Bitti. Yalan benim orucumu bozar. Yalana odaklanacak, sakıza değil. Sigaranın dumanına değil. Anlatabildim mi? Gıybet etmeyeceğim ben. Gıybet. Oruçluyum. Gıybet etmeyeceğim. Çünkü Allah-u Teala onu yasaklamış, haram demiş. Ben güya bir helali yaparken öbür haramı yaparak kırıp budamamam lazım, ortalığı dökmemem lazım diye buna dikkat etmesi lazım. Ruhen Ramazan'a hazır olmak lazım ki ruhen Ramazan'a hazır olursa akıl da akıllı Ramazan'a uygun sorular sorar. Akılsız, mantıksız sorular sormaz.